Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. Just tell me why did she go. Herkese yepyeni bir haftadan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gratis'ten almış olduğum siyah nokta bandını yapacağız. Bandımızı şöyle göstereyim. İsmi Charcoal Noise Strip. Bunu nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Siyah noktalarımı temizliyor mu, temizlemiyor mu? İlk izlenimlerimi sizinle paylaşacağım. Öncelikle kullanımından bahsediyoruz. Cildinizi temizleyin ve burun bölgesini ıslatın. Düz kısmı aşağı gelecek şekilde bandı bunun burunun üstüne yapıştırın. Bunların hepsini aşama aşama göstereceğim. Öncelikle belli olur mu bilmiyorum ama siyah noktalarımı size göstereceğim. Biraz iğrenç bir görüntü olsa da. Görünüyor mu bilmiyorum. Biraz siyah nokta var çok fazla olmasa da. Burnumuzu ıslatmamız gerektiği için şimdi banyoya gidiyoruz. Bantları duştan sonra kullanıyorlar. Çünkü gözenekleri açtığı için daha etkili oluyor. Ben denedim. Benim zaten duştan çıktıktan sonra siyah noktalarınız genel olarak temizlenmiş oluyor. Benimki de bayağı temizlendiği için aslında aldı ama çok fazla almadı. Bu yüzden ben de normal bir şekilde arkada yazılanları uygulayarak yapacağım. Siz duşa girmeye vaktiniz yoksa eğer yüzünüze su buharı tutarak da gözeneklerinizin açmasını ve yumuşamasına yardımcı olabilirsiniz. Ben bu sefer bu işlemleri yapmayacağım. Şimdi banyoya geçtik. Öncelikle hemen bandımı çıkartayım, içerisinde size göstereyim. Ay düştü. Şöyle bir içinden paket çıkıyor. İçerisinde 6 adet var. Ben indirimden bu siyah nokta bandını 6.25'e falan aldım. Şimdi burnumu ıslatıyorum. İyice ıslanmasını istediğim için bayağı ıslan. Paketimi açıyorum hemen. Kendisi de şu. Çıkartabilirsem eğer göstereceğim. Bu siyah kısmı burnumuza yapıştırıyoruz. Fakat arka kısmında şu şekilde bir şey var. Bu dışarıda kalacak. Bu siyah kısmı burnumuza yapıştığı için bandı çektiğim zaman siyah noktalarım tam olarak çıkıyor mu çıkmıyor mu pek anlayamıyorum. Size güneş ışığında göstermeye çalışacağım. Umarım anlaşılır. Şimdi açıyorum. Bakın. Bu şekilde. Yalnız bu uç kısmı aşağı gelecek şekilde burnumuza yapıştırıyoruz şimdi. Bir de bu bantlarda şöyle bir şey var. Benim kullanımımda öyle oldu. Islatarak kullandığımız için bu siyah kısmı iz bırakabiliyor. Kutumuzun diğer aşamalarına geçiyoruz. Şimdi tamam. Düz kısmı aşağı gelecek şekilde bandı burnun üstüne yapıştırdım. Ciddi bir şekilde temas etmesi için bastırın. Bastıralım. Bastırdık. 10-15 dakika kuruması için bekletin diyor. Bunu kuruduktan sonra burası sertleşecek, gerginleşecek. Bant kuruduktan sonra şu köşelerden başlayacak şekilde çekeceğiz. Uyarılar var. Bu uyarıları mutlaka dikkate alın. Burun bantlarını bazı insanlar çenelerine ya da alınlarına deniyorlar. Pek bir işe yaramıyor. Çünkü sanırım yapısı artık nasıl yapılıyorsa sadece buruna özel üretiliyor. Kore'de üretilmiş. Zaten almadan önce bu ürün dikkatimi çekti Kore'de üretilmiş olması. Çünkü duyun biliyorsunuz ki Kore'nin ürünleri, makyaj ürünleri ya da cilt temizleme ürünleri genel olarak kozmetik alanında çok başarılı. Benim de almam için etkileyen şeylerden bir tanesi de bu oldu. Başka size söylemem gereken, şunu da belirteyim. Cildinizi temizledikten sonra, bakım yaptıktan sonra ya da bu tarz bantları kullandıktan sonra genelde eğer hani dışarı çıkacaksınız güneş kremi muhakkak kullanın. Çünkü nasıl bir zararı oluyor tam olarak bilmiyorum ama güneş ışınları cilde daha çok zarar veriyor. Bu yüzden güneş kremi kullanmadan çıkmayalım arkadaşlar. Şimdi bekletmek için gidiyorum. Bakalım 10-15 dakika sonra tekrar geleceğim. Maskemiz kurudu. Şimdi kurudu nasıl anlıyorum? Şöyle sert kalıp gibi oldu. Bunu şu saçlarımı düzelteyim. Çekiyorum şimdi. Yine cildimde leke bıraktı.
bugün daha iyi çıkardı gibi. Ama size nasıl göstereceğim gerçekten bilmiyorum. Tutayım da. Bakın size bahsettiğim şey buydu. İçinin renginden dolayı çıkmış olan siyah noktalar belli olmuyor. Biraz inceleyip yorum yapacağım şimdi. Almış gibi. Yani evet biraz almış. Ama tavsiye eder miyim bilmiyorum bu bandı. Bir burnumuza bakalım yakından.